1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Genel durum ve görünüş. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu topluluk, genel savaşta yenilmiş, Osmanlı ordusu her yanda zedelenmiş, koşulları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük savaşın uzun yılları boyunca ulus yorgun ve yoksul bir durumda. Yurdu genel savaşa sürükleyenler, kendi başlarının kaygısına düşerek yurttan kaçmışlar. Padişah ve halife olan Vahdettin, soysuzlaşmış, kendini ve yalnız tahtını koruyabileceğini umduğu alçakça yollar araştırmakta. Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta. İtilaf devletleri ateşkes anlaşması hükümlerine uymayı gerekli görmüyorlar. Birer uydurma nedenle itilaf donanmaları ve askerleri İstanbul'da, Adana iline Fransızlar, Urfa, Maraş, Antep'e İngilizler girmişler. Antalya ile Konya'da İtalyan birlikleri, Merzupon'la Samsun'da İngiliz askerleri bulunuyor. Her yanda yabancı devletlerin subay ve memurları ve özel adamları çalışmakta. Daha sonra sözümüze başlangıç olarak aldığımız tarihten 4 gün önce 15 Mayıs 1919'da İtilaf devletlerinin uygun bulmasıyla Yunan ordusu İzmir'e çıkarılıyor. Bundan başka yurdun dört bir bucağında Hristiyan azınlıklar gizli açık özel istek ve amaçlarının elde edilmesine, devletin bir an önce çökmesine çalışıyorlar. Durumun korkunçluğu ve ağırlığı karşısında her yerde, her bölgede bir takım kişilerce kurtuluş yolları düşünülmeye başlanmıştı. Bu düşünceyle girişilen çalışmalar bir takım örgütler doğurdu. Mesela Edirne ve çevresinde Trakya Paşeyli adlı bir dernek vardı. Doğuda Yunanlılarla savaş 1919'dan 1922'ye kadar tam 3 yıl sürdü. Türk halkı bunun bir ölüm kalım savaşı olduğunu gayet iyi biliyor. Kahraman önderlerinin arkasında Türk askerleri müstebbilere karşı ilerliyorlar. Türk kadını işgal altındaki evini bırakmış ordusuna sırtında mermi taşıyor. Meclisin açıldığı ilk günlerde meclise içinde bulunduğumuz durumu ve koşulları açıklayarak izlenmesini ve uygulanmasını doğru bulduğum düşüncelerimi bildirdim. Bu düşüncelerin başlıcası Türkiye'nin Türk ulusunun izlemesi gereken siyasal ilkeyle ilgiliydi. Bizim aydınlık
ve uygulanabilir gördüğümüz siyasal yöntem ulusal siyasadır. Dünyanın bugünkü genel koşulları ve yüzyılların kafalarda yerleştirdiği gerçekler karşısında güçlü olmak kadar büyük yanılgı olamaz. Tarihin dediği budur, bilimin, aklın, mantığın dediği böyledir. Gerçek, Osmanlı Devleti'nin ve halifeliğin yıkıldığını ve ortadan kalktığını düşünerek yeni temellere dayalı yeni bir devlet kurmaktır. Efendiler, meclise önerdiğim önemli bir konuda hükümet kurma işiydi. Bu işin ve bununla ilgili önerinin o zaman için ne kadar önemli olduğunu iyi bilirsiniz. Bu öneriyi bugün gözden geçirecek olursak, orada temel ilkelerin saptanmış ve ortaya çıkmış olduğunu görürüz. Değer efendiler.